Sevgili YouTube, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Grodas. Bugün sizlerle birlikte Strong Code maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde ne yaşamıştık? Bir ufak hatırlatma geçelim isterseniz. Bir önceki bölümde topraklarına basmıştık domuzun ve domuz buna bir hayli sinirlenmişti aslında. Ardı ardına kesilmeyen saldırılarıyla birlikte kuşatma silahlarını da kullanmıştı. Nedir bunlar? Koçbaşları. Ancak koçbaşlarını nasıl durdurulabileceğimizi de balista kullanarak öğrenmiştik ve hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olarak videoların altına yorum ve like atarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden her şey için teşekkür ederim. O halde başlıyorum. Ana hikayeye bastık. Dağ geçidi görevini tamamlamıştık. Ardından yol açma göreviyle devam ediyoruz. 15. görev, yol açmak. Kurt hala hemen peşinde ve birliklerin vakit geçtikçe savaştan daha da yorgun düşerken gizlenip toparlanacak bir yer ihtiyacı hissediyorsun. Bataklıklar ideal gibi görünüyor ancak oraya ulaşmanın tek yolu domuzun ana kalesinden geçmek. Domuz ordusuyla birlikte uzakta olduğundan kurta kafa tutmaktansa domuzun mevkisini kuşatmak daha makul bir seçenek gibi geliyor demiş. Yeni ödev, yeni görev, yeni senaryolar, yeni aksiyonlarla birlikte nedir hedefimiz bir öğrenelim isterseniz. Savaşarak domuzun ana bölgesini aşıp diğer taraftaki bataklıklara kaç. Domuz, ana birliğiyle geri dönmeden önce hızlı ve sert bir şekilde saldırman gerekecek. Domuzun kalesini kapı karakoluna koçbaşıyla hücum et, garnizonu dağıt ve ardındaki bataklıklarda saklan demiş. Peki o halde devam ediyoruz. Bastım gitti. Yağlar var. Düşman üzerinden geçerken muhtemelen yapacağız bunları. Şu savunmayı şuraya doğru yoğunlaştırmak istiyorum. Ardından tabii ki de odun. Bolca odun getirin bize. Şöyle atalım. Tamam. Ardından yiyecek sorunu çözmek için. Şimdi elma bahçeleri, evet, seri üretim yapar, uygundur. Ama ekmeğin verdiği verimi vermez. Onu ben size söyleyeyim. Oyun başlangıcında evet kullanılabilir. Ama ilerleyen senaryolarda bence yine aynı şekilde buğday bahçelerini, buğday tarlalarını tercih etmenizde fayda var. Şimdi odunlarımız geliyor. Şuradan kaç tane taşımız var bizim? 15. Şöyle yapsak mesela. Siz biraz şöyle geçin abici. Ardından. Yani birbirlerine değdirmemeye çalışın çünkü birbirlerine değdirirseniz yani birbirlerini yakabiliyorlar. Alevli ok attığınız sırada. O zaman da yaptığınız bütün strateji bozuluyor diye düşünüyorum bence. Bence. Şimdi biraz vergi alalım. Yemeği şöyle 8'e çıkaralım. Pigs troops are attacking. Peki. Şuraya bir cephanelik yapacağım. Ardından savunma için. Not enough workers available to run this. 5, 6 olsun. Aynen. Food needed. Peki. Ben burayı yakmayı unuttum. Şurayı yakayım. Yansınlar. Bak dostum, demeyi şurur diye dönüyor ama yok. Hiçbir şey yaramadı. Bu savunmayı atlattık. Tamam, şahane. Buraya 6 tane, evet, işçi yok. İşçimiz yok. O zaman şuraya biraz ev atalım. Tamam. Ardından buğday tarlalarına geçelim. Aş yoksa iş de yoktur arkadaşlar. Bu oyunda maalesef böyle. Peki.
Ardından stockpile'ı biraz büyütelim. Your popularity is falling. Dilim dönmedi. Tamam. Şimdi crossbow yapmaya bence başlayalım. Tamam. Ardından market yapalım. Ama market taş aldıracak mı bize bakalım. Taş alamıyoruz. Bunları satalım. Peki. Taş ocağı üretelim artık. Keşke şu surlardan birkaçını yapmamış olsaydım. Bakalım 15 yapabilecek miyiz? Şu sefer boş yere zararına yaptık aslında. Ama olsun. Her kötü deneyim bir tecrübedir. Buradan da ders çıkarmak lazım. Bu kadar net. Buraya bir mandıra dağıtalım. Sanırım yetmiyor. Ardından en önemli unsurlardan biri olan değirmen. Ve tabii ki fırın. Saldırı var. Geliyorlar. Şöyle biraz yavaşlatacağım oyunu. Let it burn. Tamam. Bir kısmı, yani birkaç tanesi yandı hatta. Çocuğum çekilsen oradan, savaş var, sen neler uğraşıyorsun orada ya? Bataklığın içinde çocuk mu gezer ya? Oh. Güzel yakaladık. Bayağı damage yemişler. Kolay lokma oldu bizim için. Peki. Taş ocağına devam. Herhalde bu yeterli olur diye düşünüyorum. Çalıştırmaya işimiz yok. Şahane. Ardından bu toplamış olduğumuz yağları bir kullanalım. Şurayı şöyle geçemesinler abi. Buradan geçen yansın. Şuraya. Şöyle. Biraz şöyle. Biraz buradan. Biraz oradan. Evet. Herhalde buraya atamazlar diye düşünüyorum ama yine de deneyelim. Şimdi taş toplamamız lazım. Görevde başlıca yapmamız gereken şeylerden biri taş toplamak. İki tane taşımız var. Markete bir bakalım. Şimdi markette crossbowmenlerimizi de yapalım hatta. Hatta ve hatta şöyle yapacağım. 4 tane normal okçu atölyesi yapalım. Siz de gelin buraya. Bir önceki bölümde de yapmıştım hatta. Şöyle biraz Z'ye basarak çalıştırılan birimleri durdurursanız diğer yerlere gideceklerdi. Ardından tekrar açtığınızda geri kalan da burada çalışmaya devam edecektir. Yani öncelik sırasını aslında arttırmış oluyorsunuz burada. Taş durumumuzda bir tane taşımız var. Şurada kalan biraz boş kalan yerlerimiz var. Yiyeceğimiz tükeniyor. Hemen. Recruits needed, sire. Attain! Shot!
şeyi doğradı. Deriye dönüştürecek şimdi. Çalışıyor abimiz. Hadi. Şöyle yapalım. Yemeği biraz yavaşlatalım. Gold is flowing into the treasury, sire. %50'ye çıksın. Evet, mutluluk tamam. Recruits needed, sire. Şimdi bakalım nerede işçimiz yok. Her yer bir tane şurada kalmış. Ona da işçi gitsin. Tamam. Bundan sonra çıkacak olanların hepsi tamamıyla asker olabilir. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Şuradan yine kapatalım da. Ne olur ne olmaz. Hatta birkaç tane daha şöyle ev yapalım. Şahane gidiyoruz, şahane. 10 numara. Şuralara da yatacağım. Can't place that there, my lord. Şuralara atalım. Hiç needed. Hiç needed. Shot, sire. Shot. That's a double. Bakalım ne kadar sürede taş tamamlayacağız. O da önemli. Hiç needed, shot, sire. Şuraya koyamıyor muyum? The pigs' troops are attacking. Tamam. Can't place that there, my lord. Recruits needed, shot, sire. Shoulder. Ready, sir. Holmes. Abicim aşağıda durmayın siz. Bak sizin için tehlikeli oralar. Fall in. Attack. Shot. Oo. Instructions. Orders. Aa, sevkiyata saldırıyorlar. Halledin onları bebeğim. Yes. Let it burn. Let it burn. Lan ne oldu? Sağdan soldan her yerden geliyorlar. Gelsinler, sıkıntı yok. Şöyle yapacağım. Burayı kapatacağım tamamen. Buraya bir kapı atmak istiyorum. Mesela şöyle. Neden? Onu da söyleyeyim. Düşman sadece ve sadece ortadan gelmek için çabalasın. Burası da tamam. Duvarı düzgün yapamadık. Evet. Tamamdır bu iş. Şimdi. Tamam, burası tamam, burası tamam. Öküzleri biraz arttırabiliriz. Şöyle bir şey yapsak. Mesela bu duvarları kırsak. Bize sonuçta taş verecek bunlar baktığınızda. Kral efendi çık oradan çık. Adamın durduğu yerlere bak bak. Abicim git şuradan. Siz de gelin. Ben burayı yağla falan savunmayacağım abi. Burayı direkt crossbow'la bam 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 hallediyorum şimdi. Şöyle yapacağım. Şurayı dar yapacağım. The granary is full, my lord.
jump to it. Şimdi birazdan neden böyle yaptığımı anlayacaksınız. Bir şey engel alıyor. Herhalde şu son aklımda var. Pek de sağlıklı olmadı. Neden çıkamıyorlar? Ready, sir. Quick march. Fall in. Siz bir gelin bakayım şöyle. Şuraya yukarıya geçin. Yavaş yavaş taş toplamaya başladık. Ekonomi zaten şahane. Hatta biraz arttıralım, vergiyi de arttıralım. Bununla birlikte. Ardından. Kilise yaptığımız zaman. Monkları nereden yapıyorduk o zaman? Kiliseden değilse. Biraz hızlandıracağım. Şimdi buraya da yine bir hat çekeceğim. Ne olur ne olmaz. Tamam. Adamlarımın bir kısmını buraya çekeceğim. İlk savunma hattı olarak burayı kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Tamam. Siz gelin bakayım şöyle. Yes. Archers ready. Leaving now. Nereden geliyorlar? Buradan geliyorlar. Okçuları koydum buraya. Size gelin. Şuraya. Outlying villages have seen a band of the pigs' troops. Gelsin, gelsin. Yes. Ready, sir. Weapons needed, sire. Fall in. Quick. Jump to it. Forward. Ya bu diğer kulelere göre daha fazla yer kaplamıyor. Yani daha fazla adam alamıyor içine. Ama olsun, burada bunu değerlendireceğiz. Yapacak bir şey yok yani, elimizde bu var. Buraya, siz buraya, siz buraya ve siz buraya. Bakalım ne olacak. Bir kısmının canını valla bayağı azaltmışlar yani. Saldırı moduna geçin. 10 numara. Tamamdır. Rahat rahat taşlarımızı toplayıp görevimizi tamamlayabiliriz arkadaşlar artık. Öküzleri de arttırıyorum. Daha fazla taş toplayıp daha hızlı bir şekilde bitirelim diye. Tamam. Ready, sir. Moving out. Fall in. Moving buraya. Çok mantıklı ve makul oldu bence buraya savunma hattı oluşturduğumuz.
Sonuçta bunlar buradan gelip buradaki öküzleri ve taş ocaklarını da yok edebilirlerdi. Ama ben buna böyle bir şekilde önlem almış oldum. Şurada durun. Siz de buraya gelin. Sen bu tarafa geç. Siz de gelin. Şuraya. Tamam. Artık sadece ve sadece yapmamız gereken tek şey var. O da taş. Taşları topladıktan sonra bir sıkıntı olarak kaldı. Ben tabii ki de yine sürekli durmadan adam üreteceğim. Yani ne olur ne olmaz. Bunları satsak, şöyle bir şey yapsak mesela. Bence man çok şahane bir şey oldu. Tamam. Hatta biraz daha şımarıklığa vurayım işte o zaman. Şöyle. Şuraya bir yer olmuyor mu? Gelin bakayım buraya. Sizde. Hatta aklıma bir şey geldi. Kapının üstüne daha fazla adam durabiliyordu diye biliyorum. Oho, ekonomi gitmiş. Bir dakika. Ekonomiyi halledeceğim. Bir dakika. Tamam. Yiyeceğimiz bitmiş. Hala vergi almaya devam ediyoruz tabi. Şöyle yapalım. Durumu toparlayalım. 144 tane taşımız dolmuş. Zaten 200 de tamamlanıyor. Biraz daha o zaman fırın yapalım. Artık bence nüfus sıkıntısı da çekmeyiz diye düşünüyorum bu saatten sonra. Siz de gelin buraya. Peki. Görevi de neredeyse tamamladık. I will kill you. Seni öldüreceğim. Öldüreceğim demiş ama biz görevi tamamladık. Şahane, güzel. Çok sakin bir bölümdü aslında. Evet sevgili dostlar. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Videoların altına da yorum ve like atmayı da unutmuyoruz. Çünkü bunlar benim için çok ama çok önemli şeyler. Desteklerinizi her zamanki gibi bekliyorum. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.